Merhaba arkadaşlar, adım Aylin Özer. Bugün gördüğünüz gibi bir abajur başlığı çalışacağız. Telleri vardı ama şapkası yoktu. Oğlumun evine ait bir şey. Telleri kullanarak mukavvadan telin şekline uygun bir kalıp hazırladım. Gördüğünüz gibi mukavvadan bantlayarak. Üstünü de streç filmle kapladım çünkü tutkal kullanacağız sonraki aşamalarda sıkıntı çıkarmasın diye. Şimdi şöyle bir ip tercih ettim. Herhangi bir örgü ipi olur. Rengi, kıvamı hiç önemli değil. Ben boyayacağım çünkü üstünü. Siz boyamam diyorsanız rengi ona göre seçebilirsiniz. Ben böyle mavili, grili bir ev yapısı var. Ona uygun olur diye böyle bir renk kullandım. Boyadığımda alttan görünsün istiyorum hafif hafif maviler. Şimdi bu teknik çok bilinen bir tekniktir. İpi tutkallarsınız. O tutkallı ipi sardığınız nesnenin şeklini alır durum. Ama ben bu çokça ip harcayacağı için böyle metre metre tutkallayıp kullanmak yerine önce kalıbın etrafına ipi sarayım, üzerine tutkalı sürerim diye düşündüm. Şu anda hazırladığım kalıba ip saracağım. Hep birlikte görelim. Belli bir aralık işaretledim kalıp üzerinde. O aranın abajur olmasını istiyorum. Kurşun kalemle görürsünüz izleri. Bu arayı şimdi belli bir yoğunluğa gelene kadar sadece iple dolayacağım. Gevşetmeden belli bir yoğunluk olana kadar bu sarma işlemine devam edeceğiz. Evet, bu bir yumak yetmeyecek herhalde çünkü seyrek oldu. Şimdi bunu bitirip ikinci yumakla da bir kısım devam edebilirim. Burada önemli olan gevşetmemeniz. Onun için mola verdiğinizde insanın kolu yoruluyor çünkü mutlaka işte ben mandal kullandım. O gerginlikte kalmasını sağlayınız. Şimdi tutkal konusunda ahşap tutkal olmasına özen gösterin. Çünkü kırtasiyelerde satılan bir takım tutkallar kuruduğunda çok sert olmuyor. Böyle obje çalışmalarında o bir dezavantaj. Onun için ben direkt zaten çok kullandığım için böyle 3 kiloluk ahşap tutkalları alırım hep. Şimdi belli bir su oranıyla belli bir seyrettim o tutkalı. Şimdi sünger yardımıyla o sıkı sıkıya doladığım iplerin üzerine bol bol tutkalı yayıyorum. Yani yapılacak bir şey yok. Metre metre tutkallı iple uğraşmak yerine böyle bir şeyin daha mantıklı olacağını düşündüm. Şimdi süngerle bolca tutkalımızı objenin üzerine yaydıralım. Bu kuruduğu zaman oldukça sert olacak ve böyle renkli kalmayacak. Bazı yerler daha çok, bazı yerler daha az tutkallanıyormuş gibi görünüyor. Hem ipi emecek o tutkalları hem de rengi şeffaflaşıyor biliyorsunuz tutkalı. Bu tür çalışmalarda tutkal kullanmamın amacı kuruyunca sert olması. Çünkü bu abajur şapkasını da sadece altında ve üstünde olan tel koruyacak. Onun için kendinin de kuvvetli olması lazım. Evet, tutkalımız bitiyor. Bunu kurutacağız şimdi uzunca bir süre. En az bir yani 24 saat gibi bir süre ister bunu. Kuruyunca rengi değişecek zaten göreceksiniz. Evet, bitirdik.
Kurudu. Gördüğünüz gibi de koyu lacivert halde. Şimdi boyasına geçelim. Ben gri boyayacağım. Rich'in beyaz ve siyah boyaları vardı. Su bazlı herhangi bir boya kullanabilirsiniz. Ben Rich'in siyah ve beyazını karıştırarak böyle şu kıvamda koyu gri bir renk elde ettim. Alttan da maviler görününce hoş bir kombinasyon olacağını düşündüm. Fırçayla hala kalıptayken sert olsa bile kendi başına boyayabileceğimiz kadar kuvvetli değil abajur. O nedenle kalıbını bozmadan boyasını da yaptım. Üst yoğunlukla gri boyadım ama alttan maviliklerin görünmesine izin verdim. Oğlumun evine daha hoş olacağını düşünüyorum. Evet, boyasını da bitirmek üzereyiz. Tek kat boya yeter sanıyorum. Boya yapmaya da bilirsiniz. Eğer kullanacağınız renk ipin rengi ise hiç boya yapmanıza da gerek yoktur. Evet, boyasını yaptım. Gördüğünüz gibi kim yer daha mavi, kim yer daha gri ve kurudu. Oldukça sert ama hala geniş ve büyük bir şapka olduğu için hala kendi tellerine ve onun vereceği şekil mukavemetine sahip olmak istiyor. Oldukça sert artık. Artık kalıptan çıkarabiliriz. Kalıptan çıkarmak için de abajurun kullandığım kendi tellerini önce çıkaracağım. Onlar zaten sıkıştırıldığı için kaydırarak rahatlıkla çıkarabiliriz. Çıkardık o telleri. Daha sonra tekrar abajurun şapkasına o telleri yapıştıracağız. Bu biraz daha sıkı olmuş sanırım. Evet, onu da çıkardık. Şimdi aradaki mukavvayı ve onun üzerine sardığım streç filmi çıkarmamız lazım. Abajura zarar vermeden streç filmi de zaten tutkal oraya kartona yapışmasın diye, çıkarırken kolaylık olsun diye kullanmış idik. Şimdi tuttuğu yerler olacaktır illaki. Oralardan kurtararak mukavvayı çıkaralım. Seste bir uğultu duyabilirsiniz arkadaşlar. Çok sıcak İzmir. Pervanenin ve klimanın sesi geliyordur. Kusura bakmayın lütfen ama yapabileceğim bir şey yok. Evet, mukavvayı çıkardık. Streç filmi de çıkaralım. O zaten kolaylıkla bırakacaktır tutkallı yüzeyi. Evet, sıyırdık ve çıkardık. Gördüğünüz gibi kenarlarda tutkalın yarattığı kenar sıkıntılar var. Onları elimizle bile temizleyebiliriz. Abajurumuz neredeyse hazır. Şimdi kalıbın içinde de kullandığımız abajur tellerini bunun içerisine yerleştirip yapıştırıp sabitlememiz lazım. Temizliğimizi bitirelim. Evet.
bol bol tutkal dökerek kenarlarına şapkaya iyice tutunmalarını, sağlam şekilde tutunmalarını sağlayacağım. O tutkallar kuruduktan sonra abajurumuz hazır. Daha doğrusu abajurumuzun şapkası hazır. Bunu tutkallarken telin bir o yanından, bir de kuruduktan sonra öbür yanından tutkal koyalım. Çünkü biraz geniş bir obje, tutma alanı daha geniş olsun. Evet, şapkamız hazır. Burada aşamalarımın fotoğraflarını çekmiştim. İlk kalıp hali. Yün sarıldıktan sonraki hali. Boyandıktan sonraki hali. Burada artık işi bitti. Bu artık yerinde. Bu da uzaktan. Oldukça hoş.